yolu ile, şaka ile ifade edilmiş bir kitap değildir. Hak ile batılı ayırt edici, Yüce Mevlamızın kesin, fasih ve belir bir şekilde ifadeleri beyan edilmiş bir kitabıdır. Onu cebbarlık yaparak terk edenin Allah-u Teala belini kırar. Yani kendine gelemez. Aynen kendisine verilen nimetlere şükretmeyenin bedbaht bir hale düştüğü gibi. Kur'an-ı Kerim'e zorbalık yapan, kibirle bakan, Kur'an-ı Kerim'i kenara iten, onu bertaraf edenleri diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Mevlamız belini kırar. Ama kim de hidayeti Kur'an-ı Kerim'den başka bir yerde ararsa Allah-u Teala onu dalalete düşürür. Yani huzur mu arıyorsun Kur'an'da? Kurtuluş mu arıyorsun? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da hem dünyada hem ukbada, evimizde, işimizde, ailemizde, çevremizde, bütün ortamlarda huzur arıyoruz. Reçete yine Kur'an'da. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, şu kalpleri, gönülleri, gözleri, kulakları tatmin etmek istiyorsun. Şeytan, nefis, dünyanın türlü nimetlerini ne kadar süslerse süslesin, ne kadar güzel gösterirse göstersin, her biri gelip geçicidir, her biri anlıktır, kısa bir zaman içindir. Kalıcı dur, kalıcı bereket, kalıcı feyiz mi istiyorsun? Ela zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler yalnız ve yalnız Allah-u Teala'yı zikrederek tatmin olur. Bunun haricinde bu kalpleri tatmin etmenin, kalıcı bir mutluluğun, kalıcı bir huzurun başka bir reçetesi, kılavuzu yok. Kim de bunu ararsa dalalete düşmüştür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve düşmeye de devam etmektedir. Çünkü Kur'an'dan başka reçete, kurtarıcı yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte. Çünkü Kur'an'ı bize tebliğ eden Kur'an'ı bize açıklayan olur. Lakin o Kur'an Allah-u Teala'nın sağlam ipidir. Yüce Mevlamızın aydınlatıcı yoludur. Zikri hakimi ve sırat-ı müstakimidir. Kendisine tabi olanları her daim iyiliğe, güzelliğe ve doğru yola ulaştırır. Heva ve heveslerin sapmasına, zevk ve görüşlerin darılmasına yegane sebep olur. Hep Kur'an-ı Kerim insanları toplar, bir araya getirir, cami yapar, toplar, her birini gönül birliği içerisinde Yüce Mevla'nın önüne eğdirir. Sadece Allah-u Teala'nın büyük olduğunu bilir. Bunu anlar ve bunlar neticesinde de Kur'an-ı Kerim kendisine tabi olan, kendisini taban kişileri yükseltir derecelerine âli kılar. Hem dünyada hem de ukbada. Her daim bunları ileri merhalelere, ileri derecelere ulaştırır. Şimdi elinin tersiyle iterse o da sapmış ve dalalete düşmüş olanlardan olur. İşte Müslümanlar büyük pörtük olmalarının çok büyük ağır patına varıyor diyorlar. Allah-u Teala'nın iki dediği sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kelamı, Yüce Mevlamız'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'e layıkıyla sarılıp tabi olunmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layıkıyla tabi olunmuyor. Şöyle saydığımız zaman bizim en küçük vilayetimizin yüzölçümü kadar olmayan bir toprak parçası üzerinde yaşayan bir kavim, 2 milyara yakın İslam dünyasının gözünün önünde Müslümanların Ramazan ayında kuruşuna düzebiliyor. Müslümanlar neden? Çünkü bölük politik olduğu zaman o küçücük düşmanlarına, küçücük böceklere dev olma fırsat veriyorsun. Birbirine düşmüşsün. Bir toprağın insanıdır Müslümanlar. Aynı caminin damlarıdır Müslümanlar. Her biri namazlara geldiğinde omuz omuza değen insanlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu? Müslüman bir bedenin uzuvları gibidir. Nasıl ki bir bedenin herhangi bir yerine bir diken baksa, bir mikrop illet bulaşsa, bütün beden ne olur ateşlenir, ızdırap duyar. Ayağına küçük bir diken bakmışsın ama beynin yerinden çıkıyor gibi ağrın var dersin. İşte Müslüman böyle olmalı. Filistin'den, İspanya'da yahut Suriye'de, bize de biz onlarla uğraşacağız.
Onlar kendi başının içerisine başlıyor dememeli. Irak'tan bana ne dememeli. Pakistan'dan bana ne dememeli. Aynı şekilde oradaki Müslümanlar da Türkiye'den bana ne, Bosna'dan bana ne, şuradan buradan bana ne dememeli. Bana ne Müslüman işi değil. Müslüman nasıl düzeltebilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl bu acıyı dindirebilirim? Nasıl tedavi edebilirim? Nasıl kurtarabilirim? Hep bunların yolundadır. Çünkü bizi kurtarıcı olan Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretiyor. Bizim kurtarıcımız olan sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her daim bizlere bunu öğretiyor. Onun için Müslümanlarımız birlik olmalı, beraber olmalı, tek yumruk olmalı, tefrikalara bölünmemeli, bölük bölük olmamalı. İslamiyet'ten evvel bölük bölük olup bir sofran misalini geçemeyen, iki üç çadırı geçemeyen kabileler İslamiyet'ten sonra yeryüzüne hakim olmuşlar. İşte bakın Abbasilere, bakın Emevilere, Osmanlılara, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden evvel Hicaz bölgesine bakın tarihi kayıtlara. Her biri bir kabileyi geçmeyen topluluklardı. Her birinde birbirleriyle savaşırlardı. Ne oldu da bunlar kardeş oldular? Ne oldu da birbirlerini tercih edemezler? Hatta örneğin Mute Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu Cafer bin Akil radıyallahu anh anlatıyor. Harbin diyor en kritikli anlarda yaralı olduğum için savaşamıyor, gazilere su dağıtıyor, ihtiyaçlarını görüyor, şehitlerin de üzerlerini kapatıyor, onları toplamakla ilgileniyordu. Baktım ki diyor, amcamın oğlu diyor, şiddetli şekilde yaralanmış, ayrılamaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da amcası oldu. Ona bir elindeki kırbayla su vermek üzere gittim. Gittiğinde diyor, anladım ki artık son demlerini yaşıyor. Dedi ki, beni bırak, bak az ileride daha büyük ızdırap çeken bir kardeşim var. Muhtemelen ölmek üzere, git o suyu ona ver. Ve hemen bir oradan kalktım gittim öbür sahabenin yanına. O da diyor, son anlarını yaşıyor. Dedim ki su ister misin? Başka bir şeyin var mı? Hayır dedi diyor o sahabede. Git bak ileride yaralı başka bir sahabe kardeşim var. Sen git bu suyu ona ver. Belki o daha yaralı susuzluklar veriyor. Yine Adil Önceman olan bu çünkü sahabenin yanına gittiğinde bakıyor ki o sahabe ruhunu Yüce Mevlamız'a teslim etmiş. Geriye dönüyor ikinci sahabeye suyu vermek için. O da şehadete yürümüş. Amcaoğlunun yanına geliyor ilk sahabenin yanına. O da hakka yürümüş. Şimdi ne anlıyoruz? Daha dün aynı insanlar birbirlerinin canında, malında, kanında gözü olan insanlardı. Ama Kur'an'a sarıldılar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sarıldılar. Son nefeslerinde onun için en önemli şey olan iman ve o boğazın bulunduğu ölüm, sekerat, mevtin azabını hafifletmek için içeceği bir yudum suyu dahi dün düşmanın dediği kişi ikram ediyor. O ona, o ona. Ama nasip Yüce Mevlamız sen misin Allah için cömertlik yapan, Allah için birbirini seven, senin dünya suyu ihtiyacın yok diyor. Alıyor kapına, cennet sularıyla suluyor. Bakın işte Müslümanlar böyle oldular. Cennet geldiler, yumruk oldular, bir hale geldiler, dünyaya adaletle hükmettiler. Kimseyi zulmetmek için değil, kimsenin malıyla, canıyla, ırzıyla oynamak için değil. Dünyaya ilahi kelimetullahı, Allah-u Teala'nın yüce ismini, kelime-i tevhide hakim kılmak üzere bunu yaptılar. Elhamdülillah da daim ve başarılı oldular. Bizler de aynı şekilde Kur'an'a ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sarıldığımız zaman bunlar muvazzaf şeylerdir. Bu ızdıraplar gelip geçici bir mesele, ölçü, kurtarıcı Kur'an-ı Kerim'e sarılmaktır. Eğer bütün insanlar hakiki manada her Müslümanım diyen Kur'an'a sarılsaydı, bugün bakıyoruz Suriye'de, öldüren de Allah'a bekler, ölen de Allah'a bekler. Hangisi Müslüman? İşte Kur'an ölçü burada. Kur'an-ı Kerim. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte o zaman güzel anlayacağız Müslümanlığın ne olduğunu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an-ı Kerim'i birbirinden ayırmadan beraber uğraşacağız. Ve iyi anlayacağız dinimiz İslam'ı. Dinimizin barış dini olduğunu, esenlik dini olduğunu, huzur dini olduğunu, hatta çevresinde bulunan gayri Müslümanlara bile huzur verdiğini iyi anlayacağız. Bakınız Osmanlı döneminde Balkanlarda örneğin Macarlar Osmanlı sefere çıksa diye bakarlardı. Çünkü Osmanlı, muazzam Osmanlı ordusu herhangi birinin